Herkese selam. İki ayda bir düzenli olarak yaptığımız ekran kartı tavsiyeleri videolarımıza devam ediyoruz. Sürekli yeni ekran kartları geliyor biliyorsunuz ve fiyatlar sürekli değişiyor. Biz de bu yüzden bu rehberi hep güncel tutmaya çalışıyoruz ki ekran kartı alacak arkadaşlara faydamız dokunabilsin. Önce giriş seviyesi kartlarla başlayacağız. Geçtiğimiz videolarda ne demiştik? Artık sıfır olarak GTX 1050, GTX 1050 Ti ve RX 560 ekran kartlarına para vermeyin demiştik. İkinci elden çok uygun fiyatlara bulabilirsiniz, düşünülebilir. Ama sıfır olarak bu kartlar artık alınmamalı ki zaten artık bunları sıfır olarak bulabilmeniz de oldukça zorlaştı. Giriş seviyesi kart olarak RX 570'i belirlemiştik. RX 570 uygun fiyatıyla en azından size doğru düzgün şekilde oyun oynatmaya yetecek gücü olan bir kart. Daha düşük güçte kartlara boş yere para vermektense paranızı iyice biriktirin, biraz daha sabredin ve ekran kartı olarak mutlaka RX 570 tercih edin. Bu sizi mutlu edecek bir tercih olacak buna da emin olun. Yani giriş seviyesi kartlarda tavsiyemiz değişmedi. RX 570'i ana hedef olarak belirledik aylardır. O şekilde yerine daha güçlüsü daha iyi fiyatta gelene kadar bu devam edecek. Ama orta segmentte işler biraz değişti. Bildiğiniz gibi AMD RX 5500 XT ekran kartını piyasaya sürdü. RX 5500 XT aslında çok orta seviye bir kart sayılmaz. Giriş orta arası desek daha doğru olur. RX 5500 XT RX 580 ile benzer güçlü olan bir kart. 4 GB olan modelleri RX 580 8 GB ile yakın fiyattalar ama 8 GB olan modeller RX 580'e göre biraz daha pahalılar. Şimdi burada şu şekilde düşünebilirsiniz. Daha fazla paraya daha günce olan kartımı almalıyım yoksa daha az para vererek eski mimariye yaptığım yatırım beni memnun eder mi? İki kart arasında performans olarak dağlar kadar fark yok ama dediğim gibi RX 5500 de yeni mimari ile birlikte geliyor. Bu kısımda karar tamamen size ait. RX 580 tercih edene neden RX 580 aldın da denemez. RX 5500 XT tercih edene neden RX 5500 XT tercih ettin de denemez. Dediğim gibi tamamen ortada ve kullanıcının karar vermesi gereken bir durum bu. Onun dışında GTX 1650 Super de geldi. Hatta Gigabyte modelin incelemesini yapıp yayınladık. MSI GTX 1650 Super de inceleyeceğiz. GTX 1650 Super'de RX 580'e çok yakın güçlü olan bir kart. RX 580'in adeta ensesinde diyebiliriz. RX 5500 XT'den biraz daha düşük güçte. Tabi bunları genel oyun ortalamalarını baz alarak söylüyoruz. Yani bazı önde olduğu oyunlar da olabilir. Genel oyun ortalamasında sıralama bu şekilde. Burada önemli olan nokta tabii ki fiyat oluyor. MSI'nin GTX 1650 Super Ventus modeli bu videonun yapıldığı tarihte 1200 liraya İtopya'da satılıyordu. RX 5500 XT'nin de 4 GB olan en ucuz modeli 1400 liraya İtopya'da vardı. Diğer mağazalarda fiyat değişkenlik gösterebilir. Daha düşük veya daha yüksek fiyata satan mağazalar da olabilir. Ortalama olarak aralarında 200 TL civarı bir fiyat farkı var bu iki kartın. Güç olarak RX 5500 XT'nin biraz daha ileride olduğunu belirtmiştik. Bu durumda aradaki 200 TL fiyat farkı da anormal sayılmaz. Burada önemli olan nokta şu 4 GB VRAM konusu ilerleyen zamanda biraz canınızı sıkabilir. Bizim GTX 1650 Super testlerini izlediyseniz görmüşsünüzdür. Aslında VRAM olarak bir FPS drop'ta yaşamadık testlerde. Yani kart gayet iyi performans vermişti. Fakat gelecek için 4 GB VRAM konusunda endişeniz varsa o zaman 8 GB RX 5500 XT modeline bakmanız sizin için daha iyi olabilir. GTX 1650 Super'in 6 veya 8 GB modeli yok. Onu da bilmeyen arkadaşlar için belirtmiş olalım. Ya da dediğim gibi eski mimari olduğuna bakmadan bu arkadaşların RX 588 GB almaları da mantıksız sayılmaz. Şimdi geldik gerçek orta segmente. İşte burada işler oldukça karışık. AMD ve Nvidia bu orta segmente resmen birbirleriyle satranç oynuyorlar desek yanılmış olmayız. Biri bir hamle yapıyor, diğeri hamle karşısında başka bir hamle yapıyor. Gerçekten işler çok karışık. Nedenini hemen açıklayalım. AMD'nin bu seviyede güncel bir kartı yoktu biliyorsunuz. Vega 56 artık satılmıyor. RX 590 ile RX 5700 arasındaki uçurum boşluğu doldurmak için güncel bir kart gerekliydi ve AMD şimdi bu segmente RX 5600 XT'yi konumlandırdı. AMD RX 5600 XT'yi GTX 1660 Ti ile aynı fiyatla piyasaya sürüyor ve kendi kartının GTX 1660 Ti'den daha iyi olduğunu da gösteriyor. Ama Nvidia buna karşılık olarak 50 dolar daha ucuz olan ve Overclock'la GTX 1660 Ti'yi rahatça yakalayan hatta geçebilen GTX 1660 Süper ekran kartının piyasaya sürdü. Nvidia GTX 1660 Super'de daha ucuza benzer performansı sunan bir kartı RX 5600 XT karşısına konumlandırmak istedi ve bununla da kalmadı. RTX 2060 fiyatlarını da aşağıya çekti. RTX 2060 Super değil bakın RTX 2060 onu önemli belirtelim karışıklık olmasın. Artık RTX 2060 299 dolar fiyatla satışta olacak. Bu da 279 dolarlık RX 5600 XT'nin hem RTX 2060 hem de GTX 1660 Super tek başına savaşması demek. Ama RX 5600 XT tarafında da çok ilginç bir gelişme oldu. İşte neden işler bu kadar karıştı dediğimi şimdi daha iyi anlayacaksınız. Safer'in Pass modelinde basına tanıtılan ilk RX 5600 XT PAS ekran kartı 1560 MHz oyun saat hızı ve 1620 MHz boost hıza sahipti. 12000 MHz'de bellek hızı bulunmaktaydı. Fakat kartın saat hızları 1615 MHz oyun saat hızı ve 1750 MHz boost olarak değişti ve bellek hızı da 14000 MHz'e çıktı. Bu şu an görebildiğim kadarıyla sadece Safir'de böyle, diğer markalar bunu yapar mı bilinmez ama bu AMD'nin RTX 2060 fiyat indirimine karşı bir hamlesi gibi gözükmekte. Burada RX 5600 XT'nin en büyük avantajı RX 5700'de aynı shading ünitse sahip olması. Yani kartın saat hızları arttıkça RX 5700'e çok yakın performans vermeye başlayacak. Ve böylece GTX 1660 Super'den performans olarak zaten daha iyiken daha da iyi olması sağlanacak. Ve RTX 2060'ın da ensesinde 20 dolar daha ucuz bir kart olmuş olacak. Tabi dediğim gibi her markada bu iş böyle olur mu bilemiyorum. Şu an Safir'de böyle gözüküyor. Bu yüzden orta segment kartlarda durum çok karışık. En iyisi durumu bekleyip görmek. Her şey bir yerine otursun. RX 5600 XT kartlar tam anlamıyla piyasaya bir giriş yapsın. Nvidia'nın RTX 2060'ları bir fiyatını bulsun. Orta segmente kart alacak arkadaşlar da kararlarını bütün bu gelişmelere göre versinler derim. Yani en iyisi şu an beklemek en azından ay sonuna kadar. Üst segment için şu an değişen bir şey yok. RX 5700 XT AMD'nin şimdilik en tepe seviye kartı. Nvidia tarafında zaten RTX 2080 Ti kral olarak tek başına ayrı bir kulvarda dolaşıyor. AMD'nin büyük navi hamlesi de bu yıl içinde gelebilir. Bu sıkça gündeme gelmeye başladı. Sanırım geçmişte olduğu gibi artık tepe seviyede de rekabet görmeye başlayacağız. Böylece inşallah araba fiyatına eşdeğer ekran kartı fiyatlarına da rastlamamış oluruz üst seviyede. Eğer rekabet kızışırsa. Orta segment kart alacak arkadaşlar dediğim gibi bu ay sonuna kadar beklesinler ki kartların testlerini, fiyatlarını falan böyle bir iyice bir görsünler. Her şey netleşsin, kararlarını ona göre versinler. Biz de gerekirse bir update rehberi yapar, orta segment için tekrar yayınlarız. Umarım faydası olan bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın.